sevgili öğrenciler. Lan çatlak kiremitler, patlak lastikler, dinlesenize. Bu elimde tuttuğum nedir biliyor musunuz? Yelpaze hocam, yelpaze. Sen sus şempanze. Ne oldu lan? Şempanze. Su faturası geldi. Hamam mı oğlum burası? Niye tuvalete her girdiğinizde şifonu çekiyorsunuz? Evinizde tuvalet yok mu sizin? Okula gelmeden önce çişinizi evinizde yapsanız da. Döner sermayeyi bitirdiniz şerefsizim. Neyse bugünlük bu kadar yeter. Hadi efendi efendi dağılın. Lan efendi efendi dağılın diyorum. Çatlak kiremitten. O da bana kaçmış kurbanlık dana gibi koşmayın. Kerametin güç verir. Sen nereye? Okula. Sen bu okuldan atıldın evladım. Atıldın amirim. Yanılıyorsunuz Amil Bey. Kerametin hakkını geri aldı. Buyurun yazısını da getirdim. Sen doğru sınıfa. Peki öğretmenim. Ay canım. Çok sevindim. Ya yapılan incelemede yazıyı onun yazmadığı belli olunca onu geri çevirdiler tabii. Şimdi ben bu yazıyı size bırakıyorum. Bunu çerçeve edip odanızın duvarına asarsınız. Bir gence harcamak istediğinizde bakar bakar hatırlarsınız. Görüşürüz. Ben sana gösteririm Nalet Hanım. Nalet Hanım. Barbie. Bu hafta sonu ne yapıyorsun? Ne oldu ki? Yani diyorum ki şöyle sakin bir yerlere gitsek. Baş başa bir yemek yesek. En doyurucusundan ha? Seninle yemek yemeyi çok isterdim. Ama samandan hoşlanmıyorum Ortega. Bir bir Fener'e transfer olayım. O zaman kendi ayaklarınla geleceksin bana. Ama ben seni var ya, o zaman simit dünyasına bile götürmeyeceğim işte. Çok komik. Çok komik. Simit dünya. Ben, ne yapayım? Hah. Ama şunu unutmayın abi var ya. Bir insanın duygularıyla oynadınız. Ay çok özür dileriz Ortega. Bir insanla dalga geçtiğimizin farkında değildik. Tamam abi bitti. Bu iş bu kadar abi bitti. Arjantin'e dönüyorum ben yarın. Okulu da bırakıyorum. Yazıklar olsun be. Gidiyorum diye amma sevindiler ha. Yazıklar olsun be! Ceyhun'sunuz hepiniz! Ceyhun! Ceyhun! Kim sinirlendirdi seni Ortega? Arkadaşlar bir koşuya bakın en sürprizinden! Nasıl oldu oğlum? Sen kovulmamış mıydın? İstemezseniz ben gideyim. Oğlum ya bırak! Ya vay be! Keşke geri dönecek diye iddiaya girseydim ha! Merhaba kızlar! Kusura bakma geldiğini görmedim. Keşke topuklu giyseydin. Dur kız, çocuk gelir gelmez belden aşağı vurma hemen. Ne yapayım kızım? Neresine vursan belden aşağısına denk geliyor. Belden yukarısı yok ki. Oho, Gamze buralarda mı? Sınıf ahır gibi kokmuş. Vay be, ne güzel. Her şey eskisi gibi. Neyse. Baba sen okula nasıl döndün anlatsana biraz. Vallahi ben de anlayamadım millet. Mektuptaki yazının benim yazım olmadığı anlaşılmış. İyi ki döndüm be Pikachu. Kareli deftere yazılıdır hükümün. Sıralara yazılıdır bizim aşkımız. Çaplamada yok sayılmalı öğrenciyiz. Hem umutlu hem de şaşkınız. Bıktım ya Şapakçı bıktım. Ablası bir yandan, kardeşi bir yandan. Sen ne iyi ettin de istifa edip turizm sektörüne geçtin. İstifa etmedim abi. Kovuldum. Her neyse, turizmde muvaffak oldun ya. Hatırlıyor musun bir keresinde bit pazarından eski halıları alıp
Saray kilimi diye Fransız turistlere nasıl yutturmuştun? Hatta bir keresinde de senin arabanın paspaslarını 4. Murat'ın fayton paspasları diye kakalamıştım. $2000. Üstelik üstündeki Ford damgasına rağmen. Sen Sultanahmet'in Sülün Osmanlısın şerefsizim. Şimdi neler yapıyorsun? Şu aralar bir Japon turist kafilesiyle başımız dertte abi. Otelde yatar gibi sarayda yatmak istiyorlar. Çırağına götür. Götürdüm, orayı beğenmediler. Burası çok otel olmuş dediler. Böyle daha bozulmamış, eski özelliklerini koruyan bir tarihi eser arıyorlar. Burası fena olmaz hani. Burada kalabilirler mi abi? Yok. Ben bu teklifini duymamış olayım. Başım büyük belaya girer şerefsizim. Yapma be abi. Hiç kimse fark etmez ki. Küçücük Japonlar bunlar. Geceleyin kalırlar, sabah erkenden giderler. Ya. Şurada iki tane küçücük Japon balığı bile bu kadar dikkat çektikten sonra Japon turist kafilesi hayatta olmaz. Madem öyle diyorsun, ne yapalım? Yapacak bir şey yok. Hani olsaydı iyi olurdu. Yani okul da para kazanırdı. Hem dolar olarak. Dolar mı? Yok, olmaz. Bu benim meslek hayatımın sonu oldu. Peki, kahve için teşekkürler. 1 milyon kahve parası. Var ya Amil abi, hiç değişmemişsin. Değişmedim şerefsiz. 1 milyon üstü kalsın. Dolar ha? Yok, ben bunu en iyisi unutayım gitsin. Süheyl, Behzat, siz de unutun tamam mı? Tebrikler Afet Hanım. Kerem okula geri dönmüş. Yine siz haklı çıktınız son tahlilde. Sağ olun Cumhur Bey. Bizim oralarda aşına aşına çıktı dağın başına derler. İlahi adalet. İlahi adalet değil, Milli Eğitim Müdürlüğü. Okudular kağıdı, Kerem'in olmadığına karar verdiler. Ben de çok sevindim Afet Hanım. Yani Amir Bey de durumu biraz fazla abarttı galiba. Biz de araştırmayı abartmasaydık çocuğun istikbali mahvolmuştu neyse. Yaşa Afet Hanım. Her Türk vatandaşı hakkını aramalı son tahlilde. Hatta ilk tahlilde. Her neyse canım, olmuş gitmiş. Hem ben bugün çok sevinçliyim. Öğrencilerimden biri kolej sınavlarını birincilikle kazandı. Çok sevindim. Hangi sınıftan? Bu okuldan değil. Özel bir okuldan. Ya öyle mi? Hakkıydı tabii çocuğun. Niye, bizim çocukların hakkı değil mi Sevda Hanım? Hakkı tabii Afet Hanım ama yani bu çocukları ne kadar hazırlarsanız hazırlayın sınava olmaz. Önemli olan bu taraftaki değil, öbür taraftaki sınavdır. Sen öbür taraftaki sınava bayağı iyi hazırlanıyorsun Hidayet Hoca. Ne o, sınav vakti yaklaştı galiba. Konuyu dağıtmayalım beyler. Niye, bizim çocuklar zeki değil mi? Bizim çocuklar başaramaz mı? Yani kazansalar bile okuyamazlar Afet Hanım. Biliyorsunuz eğitim pahalı bir maraton. Bizim çocukların da bu maratonda koşacak nefesleri yok. Kim demiş nefesleri yok diye? Nefesleri var Sevda Hanım. Nefesleri var. Son 50 turunuz. Hadi sıkın bakalım biraz o köpek dişlerinizi. Nasıl olsa sizde ondan çok var. Onun var ya. Bu su mu erkek düşmanı feministinden? Dur oğlum, sus. Erkek deme. 50 tur daha attırmasın durduk yere. Oğlum var ya, bahse girelim. Biraz kırıtırsak bu kadın 50 turu 20 tura indirir. Öneri kutu. Feminist ne demek? Feminist. Halkın kendi kendisini yönetmesi anlamına gelir. Anlamadım. Bakıyorum çok eğleniyorsunuz. Madem bu kadar eğleniyorsunuz bir 50 tur daha atın. Ben sizi tutmayayım. Koşun be, koşun be. Kim tutar sizi be? Koşun. Hadi kızlar hadi. Siz de çok üşüdünüz artık. Sınıflara bakayım hadi. İtiraz istemiyorum. İtiraz istemiyorum. Çok üşüdünüz. Bak yarın evlenince kocalarınız zaten size yeterince eziyet edecek. Bari okulda rahat edin. Hadi evlatlarım hadi. Hocam hadi kızlar hadi sınıfa.
Hadi hadi, daha 70. turdasınız. Ay abim, ay. Abi var ya, bir yıllık antrenmanı of, toptan yaptım sıkısından. Ya bu beden dersinin bedellisi çıkmayacak mı ya? Kızlar, vallahi şu beden dersini çok seviyorum. Acaba bir dilekçe versek haftada 10 saate çıkartırlar mı? Ay evet, bence de. Çok faydalı oluyor. İlk imzayı ben veririm valla. Ortega, tam okula gelecek günü bulduk ya. Bir yandan bu süpürgeli cadılar, bir yandan sumo. Bittik be. Hop millet. Doğal afet geliyor. Günaydın. Günaydın öğretmenim. Kızlar, sabahleyin çiğ yumurta mı içtiniz? Sesiniz çok güzel geliyor. Beyler size ne oldu? Dozer mi geçti üzerinizden? Sumo geçti öğretmenim. Sumo. Afiyet Hoca geliyor. Hoca camide. Hoca camide. Geç yerine kikirin. Tamam, sululuk yok. Sululuk yok. Bugün içinizden biri tarihte en iyi bildiği bir olayı anlatacak. Öğretmenim. Oh. Ben Galatasaray'ı 6-0 yendiğimizi anlatayım mı? Hadi oradan be. Gerçekleri tarihi yazar, tarihi de Galatasaray. Cıvımayın, cıvımayın. Tarihle ilgili bir şey bilmiyorsunuz. Çünkü merak etmiyorsunuz. Çünkü sevmiyorsunuz, çünkü okumuyorsunuz. Yok ki okuyalım öğretmenim, yok. Evet öğretmenim, bizim evde bir tek rüya tabirleri kitabı var. Ben de sadece büyük kitaplara var öğretmenim. Benim de karate ile ilgili kitabım var. Tarihle ilgili hiç kitabım yok öğretmenim. Öğretmenim, benim ablamın çok kitabı var ama okuyacak adam yok. Arkadaşlar anlaşılıyor ki bizim bu okula bir kütüphane yaptırmamız şart oldu. Değil mi? Bakın abi bey, hazır boş bir odamız da var. Boş oda var ama kitap alacak paramız yok Afet Hanım. Ama kitap almak için çok paraya ihtiyaç yok. Önce temel başvuru kitaplarını alırız. Anlatamıyorum galiba Afet Hanım. Ben Süheyl'le Beyzat'a yem alamıyorum. Değil kitap, broşür alacak bile paramız yok şerefsizim. Ama bu çocukların okumaları gerekiyor. Okumaları için de bir kütüphane şart. Geçsinler efendim. Ne demiş atalarımız? Çok okuyan değil, çok gezen bilir diye. Amil Bey, her okula bir kütüphane şarttır. Haklısınız Afet Hanım. Ben istemez miyim okulda bir kütüphane olsun? Ama yok. Şimdilik evlerinde okusunlar. Amil Bey, bu okulda okuyan çocukların aileleri kitap almakla ekmek almak arasında karar vermek zorunda olan aileler. Hangi parayla alsınlar? Hadi canım. Hepsinin cep telefonu var. Satsınlar, alsınlar. Onlar genç, heves ediyorlar. Ona bakarsanız sizin de klimanız var. Siz de klimanızı satın. Ah, görüşürüz. Çattık ya. Ne istiyorlar küçücük klimadan bilmiyorum. Demek kendim ısınmak için almadık bir şerefsizim. Bu Sabi Sübyanlar üşümesin diye aldım. Öyle değil mi Süheyl? Behzat. Her tesbihte bir boncuk eksik dissen 99 tesbih sonra bir avanta tesbihin olur. Hidayet Hoca, ne dersin? Zaman zaman dürtüklemiyor mu şeytan son tahlilde? Nasıl abilim? Bir boncuk için öbür tarafta yanmaya değer mi Cumhur Hoca? Doğru söylüyorsun. İnsan değer bir şeyler için yanmalı. Ben yanmasam, sen yanmasan nasıl çıkar karanlıklar aydınlığa son tahlilde? Acele etmeyin, acele etmeyin. Zaten topunuz yanacaksınız cehennemde cayır cayır. Efendim. Rize'nin meşhur öğretmen çayı geldi. Peşin olsun marhalar, bozulmasın fiyahalar. Hah. 500 bin liralık çay geldi. Bugünden itibaren yeni fiyat ayarlaması yaptık. Artı 600 bin lira. Günah sabirin. Bir çay 600 bin lira olur mu ya? Yani bunun yudumu 60 bin liraya gelir neredeyse. Hidayet Hoca haklı. İkinci ayda üçüncü zam bu.
Hükümet bize bu kadar zam yapıyor mu bakalım? Canım size hükümet zam yapmıyor ama çaya, şekere, gaza, her şeye zam yapıyor. Biz de bunları ister istemez size yansıtıyoruz. Yani üzülerekten tabii. Yani hiç de üzüldüğünüz belli olmuyor maşallah. Canım üzülseniz de üzülmeseniz de yeni fiyat bu. Madem oysa fiyat ben de çay içmiyorum. Nasıl yani? Basmaya öyle. Bu çay fiyatlarını protesto ediyorum. Kimse bana bardağı 600 bin liradan çay içirtemez. İçmeyip de ne yapacaksınız efendim? İnna sabirin içmeyeceğim canım içmeyeceğim. Hidayet Hoca'yı bu soylu eyleminde destekliyorum. Zamlar bizi yıldıramaz. Gerekirse zamlara karşı canlı kalkan oluruz son tahlilde. Göreceğiz bakalım. Göreceğiz. Hayrola kıkacım. Vay! Sizin gezegende aşk var mı aşk? Yok be. Yok oğlum öyle bir şey. Yani henüz inşaat aşamasındayım. Ya tabii tabii. Neyse fazla üzerine girmeyin. Ya Pikachu, yarın bizim Kopil'in doğum günü. Hadi ya. Arif'le beraber kimliğine baktık. Ya tamam çocuk Beşiktaşlı olmasın ha Beşiktaşlı ama... ...yine de garibime şöyle güzel bir doğum günü yapalım en kralından. Yapalım be oğlum. Yapalım da baba, bu doğum günü. Şimdi mumu var, pastası var, kolası var. Var oğlu var. Yani bunların birçoğu para demek tabii. Sponsor nereden bulacağız? Oğlum sıkı bir iddia konusu bulup gaza getirmemiz lazım. Ben buldum bile en kazığımdan. Gel. Bence hiç bahsini bile açmayalım. Yani dünyanın bütün Arifleri gelse bile bu işi yapamaz. Bir dakika, bir dakika. Henüz belli değil. Arif'in en olmazı oldurmak gibi gizli bir gücü var. Ya abi bu nasıl bir şey biliyor musun? Nasıl? Yani kuduz bir adamın su istasyonu açması kadar imkansız bir şey. Beyler. Mevzu ne? Ya Arif'cim yok bir şey ya. Yani şimdi seni yapamayacağım bir şey söyleyip de üzmenin manası yok. Ben mi yapamayacağım? Oğlum öğrenemediniz mi? Benim kitabımda yapılmayacak şey yok be. Afet Hoca'nın dersinde tüm dersi uyuyarak geçirebilir misin? Afet Hoca'nın dersinde mi? Dedim sana. Yapamaz abi. Zor iş bu, zor. Ne yapalım be abi? Yani demek ki hayatta Arif'in de yapamayacağı şeyler varmış. Üzülmemek lazım. Takma kafana ya. Hayat bu ya. Sıkma canını. Olur arada şimdi. Yani. Tamam be. Ben de Arif'sem Afet Hoca'nın dersini uyuyarak geçiririm. Nasıl yani? Nasıl yani? Ne bileyim ben. Bayılma numarası yapacağım. Böylece Afet Hoca beni sınava gönderecek. Ben de horul horul uyuyacağım. Ya yapamazsan? Ya yapamazsan? Var mısınız lan iddiasına? Aa ben varım. Ben de varım. Tamam o zaman. Kopil'in doğum günü masraflarını. Yaparsan bizden, yapamazsan da senden. Tamam be kabul. Hem de öğretmenler odasında kutlayacağız, tamam mı? Tamamdır be. Tamam be. Dur işte Arif bu adam. Arif abi. Herhalde oğlum bu sefer var ya. Gene iddia mı var? Var tabii oğlum. Afet Hoca'nın dersinde uyuyacağım. Ortega ile iddiaya girdik. Hadi ya. Nesine? Oğlum bu sefer en kralından... Sonra söyleriz sana. Atın. Evet çocuklar, bugün ikinci dersimizde de uygulamalı olarak Osmanlı Devleti'ndeki kardeş boğdurma olaylarını anlatacağım size. Kim kimi neden boğduruyordu? Değil mi? Bunu göreceğiz. Gönüllü olarak tahtaya gelmek isteyen var mı? Ben hocam, yani ben öğretmenim. Pardon, anlatayım öğretmenim. Arkadaşlarımız da dinlesinler. Öğretmenim Osmanlı Devleti'nde böyle birbirini boğan boğanaydı öğretmenim. Birini boğmayana kız vermiyorlardı o derece yani. Şöyle göstereyim öğretmenim ben size. Böyle, Arif ne yapıyorsun evladım? Arif öyle boğma kendini. Evladım boğma kendini, bir şey olacaksın yapma öyle. Yok öğretmenim, dersi anlatmam lazım. Yok. Öğretmenim anlatacağım. Kendini. Anlatacağım öğretmenim, dersi anlatacağım. Arif! 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 Ne oldu sana? Ay ay ay! Ay ben ne yapayım şimdi? Ne oldu bu çocuğa? Ben ne yapsam acaba bu çocuğa? Vah vah vah!
Koş sen bana Menen Efendi'yi çağır çabuk. Hemen elimi ısırtlayıp sıra yatırayım mı öğretmenim? Hayır öyle şey olmaz. İlk yardımda hastayı yerinden hiç kıpırdatmadan beklemek gerekiyordur. İlk yardım nasıl olacak öğretmenim? Şimdi birazdan göreceksiniz. Gir. Beni çağırmışsınız hocam. Hoca camide, hoca camide ben öğretmenim. Şu çocuğa bir suni teneffüs yap. Suni teneffüs mü? Hani o ağızdan olandan mı? Başka yerden olanı biliyorsan oradan yap, yap hadi. Bileydim dişlerimi fırçalardım öğretmenim. Yeni soğan yediydim de. Hadi Bellal Efendi çocuk gidiyor elden. Madem öyle, öncelikle dodaklarımızı iyice bir ıslatalım. Durun! 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 Öğretmenim, lütfen durun. Ben çok iyi hissettim bir an için kendimi. Böyle sanki eskisinden daha iyiyim. Ben bir an önce sınava geçmek istiyorum öğretmenim. İyileşmiş hocam. Ama suni teneffüs yapsaydı buraya kadar geldi mi İnan Efendi? Ha? İddiayı biz kazandık ona göre. Tamam be tamam. Boğarım şimdi seni ha. Hadi git Meylen Efendi. Çok teşekkür ederiz. Zahmet oldu sana. İyi dersler öğretmenim. Evet. Nerede kalmıştık? Arif beni boğuyordu öğretmenim. Düşünebiliyor musunuz Amil Bey? Zavallı anneciğimin bir cep telefonu bile yok. Varsın olmasın Sevda Hanımcığım. Havuçunda yok. Ne varmış bunda? Öyle demeyin ama Amir Bey. Yaşlı kadın. Artı ya başına bir şey gelir de bana ulaşamazsa? Vallahi hiç paramız yok Sevda Hanımcığım. Para sayma makinesi bile kullanılmamaktan paslandı şerefsizim. Ya öyle mi? Çok üzüldüm. Bir kahve çay içseydiniz? Yok ben almayayım Amir Bey. Belki başka bir zaman içerim. Hayır demek benim de hoşuma gitmiyor ama yok ne yapayım? Merhaba. Sizi rahatsız ettiğimin farkındayım ama ben yine bu kütüphane meselesini konuşmak için geldim. Ne konuştuk ya Afet Hanım? Daha önemli ihtiyaçlara bile para bulamıyorum. Anlıyorum ama bu son derece kalıcı bir iş. Onun için biraz para ayırmanız gerekiyor. Allah çarpsın paramız yok Afet Hanım. Döner sermayede bir kuruş kalmadı şerefsizim. Umarım o paralar kitaptan daha değerli yerlere harcanıyordur Amil Bey. Görüşürüz. Çattık ya. Ya ne inatçı keçiymişsin sen be. Keçi, keçi. Bey mi çağırdınız amirim? Alo, buyurun. Ben Hidayet. Ha. Tamam, tamam Kazım Bey. Ben bu akşam biraz erken gelmeye çalışırım. Tamam, tamam. Kazım Bey, merak etmeyin. Ben gelir gelmez o Haydari'yi 15 dakikada yaparım. Tamam, oldu. Akşama görüşürüz. İyi günler, iyi günler dilerim. Aa! Sizin de bir cep telefonunuz var Hidayet Bey. Yani madem herkesin telefonu var, bir tane de biz alalım dedik. Ne yapalım? Hem saati de var. Böylelikle namaz vakitlerini kaçırmıyoruz. Bakın ben de yeni aldım. Hidayet Bey, sizden bir şey rica etsem yapabilir misiniz? Yapabileceğim bir şeyse yaparım tabii. Şimdi ben bu telefonu yeni aldığım için yani okulun her tarafından çekip çekmediğini merak ediyorum. O yüzden beni bir 5 dakika sonra arayabilir misiniz? Ararım canım tabii. Kaç numaranız kaç? Ay, çok teşekkür ederim. 0560. Hocam, hocam. Hoca camide, hoca camide. Yapmayın hocam, böyle hanım evlatları gibi öğretmenim diyemiyorum. Yakışmıyor ağzıma. O senin problemin Ayşe, ne var? Öğretmenim, ben yaptıklarınız için çok teşekkür ederim. Evet hocam, öğretmenim Kerem okula döndü ya. Bana bakın, o mektubu kimin yazdığı bulunamadı, konu burada kapandı. Çok iyisiniz öğretmenim. Bir daha böyle bir şey olursa iyi miyim, değil miyim görürsünüz. Ayak altına dolaşmayın doğru sınıfa. Teneffüsteyiz ama. O zaman nereye giderseniz. Sağlam kadın.
Benim ilkokulda da buna benzer bir öğretmenim vardı. Ama biliyorsa anlatmayayım. Kikirik. Efendim? Sus. Ah, ah. Hayat çok pahalandı Amil Bey. İnsanlar artık dolar bile alamıyorlar. Haklısınız Sevda. Çok haklısınız. Yani düşünebiliyor musunuz Amil Bey? Yani ben bile dışarıdan öğrencilere ders verdiğim halde para sıkıntısı çekiyorum. Yani sözüm meclisten dışarı ama ciğeri beş para etmez insanlardan borç para almak zorunda kalıyorum. Affedersiniz. Alo, efendim? Ah, siz misiniz Haydar Bey? Haydar değil, Sevda Hanım. Hidayet, Hidayet. Hani az önce arayın demiştiniz ya. Ay, aradığınıza çok sevindim Haydar Bey. Haydar değil efendim, Hidayet, Hidayet. Ay, demek size Haydar Bey dememi istemiyorsunuz. Peki. Madem Haydar Bey dememi istemiyorsunuz, ben de size Haydar derim. Ay yok canım. Her şey gayet iyi. Her şey yolunda. Ay aklıma geldi. Anne bir cep telefonu alamıyorum. Yani biraz canım ona sıkkın. Hatlar karıştı herhalde. Neyse ben kapatayım. Başkasının telefonunu dinlemek caiz değildir. Ay yok canım. Ay ne gerek var Haydar Bey? Ay pardon yani Haydar. Görüşürüz Haydar. Kim bu Haydar efendim? Ay şey, geçen yaz İtalyanca kursunda tanıştık. Çok cömert biri. Artı benimle evlenmek istiyor. Hadi ya. Ama ben istemiyorum. Artı annemin cep telefonu problemi yüzünden birisiyle evlenemem. Ama annemi de düşünmek zorundayım Amil Bey. Ben sizin annenizi halledeceğim Sevda Hanım. Yani annenizin telefon işini halledeceğim. Siz hiç merak etmeyin. Ay çok iyisiniz Amil Bey. Yani öncekileri almadınız ama bunu borç olarak istiyorum. Almadım değil mi? Tamam, borç olarak. Buyurun. Hoşçakalın abi bey. Güle güle Sevda Hanımcığım. Alo, Şafak. Ben Amil. Bu senin Japon turistlerin saray ihtiyacı hala devam ediyor mu? Unutma bak, her şey senden ha. Pasta, kola, birkaç tane de mum. Ya, tamam mı oğlum, sözümü söz, merak etme. Ben zaten pastaya değil, iddiayı kaybettim, üzülüyorum. Üzülme be oğlum. Zaten Kopi'nin doğum gününde hiç üzüntün kalmaz en şamatasından. Şşş, alo. Öğretmenler odasında yapmamıza izin verecekler mi bu işi oğlum? Ne izni ya? İzin almayacağız ki. Yarın akşam gireceğiz öğretmenler odasına. Kafamıza göre eğleneceğiz en şamatasından. Hadi hadi. Abla, güzel ablam, canım. Ne var, ne oldu, bir şey mi istiyorsun? Hiç, seni sevmek geldi içimden. Ben seni biliyorum, sen işin düşmeden sınırlaşmazsın. Üf, abla tamam, dökülüyorum. Yarın akşam arkadaşlarla Kopi'nin doğum günü partisine gideceğiz de, izin verirsen tabii. Nerede bu doğum günü partisi? Abla hemen koordinat isteme. Bara gitmeyeceğiz, içki de içmeyeceğim. Söz mü? Söz mü? Tamam, peki bir tane bira. İstersen fıçısını da yürü. Yarım. Çeyrek. Şişesini görün. Beni bu Zeki Metin esprileriyle kandıramazsa bunu bil Keramet. Abla ne olur, herkes gidiyor. Süt çocuğu gibi evde mi oturayım ben? Bir, içki içmek yok. İki, 12'den önce evde olacaksın. Niye? Yoksa balkabağına mı dönüşeceğim? Üç, kötü espri yok. Tamam, canımın içim. Hoş geldin ablacığım. Efendim, hoş bulduk. Ne emredersiniz? Estağfurullah. Sen ne istiyorsun? Mandalina. Bir kilo mandalina istiyormuşuz. Emrin olur ablacığım. Bu konu buradan dışarı çıkmayacak. Ülkemizin tanıtımı için fevkalade önemli bir görev üstlenmiş bulunuyoruz. Ne yapıyorsak vatanımız için yapıyoruz şerefsizim. Şerefsiz amirim.
Müdür bey, ben şimdi aşçı oldum da okulda sadece yiyecek olarak tost var. Olsun. Ne yemek isterlerse tost vereceksiniz. Unutmayın ki bu bir butik otel. Kalacakları sınıftan sıraları çıkardınız mı? Çıkarttık amirim. İyi. Dolarlar, yani turistler neredeyse gelirler. Geldiler galiba. Hadi gidelim karşılayalım. Yürüyün. Welcome, welcome. Hoş geldiniz palasımıza, yani otelimize. Welcome. Bravo vallahi Amin abi. Aynen otel olmuş burası. Elimizden geldiği kadar benzetmeye çalıştık. Yatacak yerleri falan hazır değil mi? Hepsi hazır, hiç merak etme sen. Hadi girelim okula, yani otele. Welcome, welcome. Yes, geçin. Buyurun, buyurun. Buyurun. Biz size arayacağız. Geçiyiz. Bu kim diye soruyor, ne diyeyim? Kim be? Bu otelin kurucusu de, Marco Paşa. Bir dertleri olursa danışabilirler. Marco Paşa. This hotel, old saray. 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 Aferin sana. Deska. Ne diyor bu? Bunlar ne diyor soruyorlar. Ne diyeceğiz? Ganimetle. Savaşta kazanılmış ganimetlerde. Rahmetli Marco Paşa çok cengaver bir adamdı. Tek başına kayıkla Bizans donanmasını yenmişti de. Oo. Marco Paşa. Biz otel, o saray. Saray. Hadi bakayım, gel içelim. Dediğim anlaşıldı değil mi? Her gün bir kitap okuyup bana anlatacaksın. Çizgi roman okusam olmaz mı? O zaman ben senin canını okurum. Aa, kitap dedin de aklıma geldi. Ben arabada unuttum kitaplarımı. Anahtarı verir misin gidip alayım? Ay sen bir gün kendini bir yerde unutsan da ben de senden kurtulsam. Ha? Yerim ben seni, ablaların en güzeli. Yapma, sinirlendirme. Bana bak, kapıyı kapattıktan sonra kontrol edeceksin. Ay, sanki Mercedes'imiz var. Yürü. Kerem. Merhaba Rüya. Hadi gel biraz gezelim. Ne? Gelemem, saçmalama. Ne saçmalaması? Yani ben gayet ciddiyim. Ablam arabanın anahtarını verdi. Dedi ki Rüya'yı biraz gezdir. Kızcağız sıkılmasın evde tek başına dedi. Oğlum. Bu Japon kardeşlerimize biliyorsun Türk mutfağını tanıtacağız. Evet. O yüzden Turkish tost kebapları hazır mı? Hazır. Her şey hazır. Fakat içecek olarak ne verecek onun içinden tübe çıkamadım ya. Lan oğlum Türk mutfağını tanıtıyoruz. Tabii ki içecek olarak kola vereceğiz. Hayret ya. Nasıl gidiyor çocuklar? Kaşarlı tostlar hazır amirim. Güzel, iyi, iyi. Ben şimdi gidiyorum. Sabah erkenden kaldırır turistleri. Dersler başlamadan da sıraları sınıflara koyun. Koyarız amirim. Hadi işiniz rast gelsin. İşimiz rast gelsin arkadaşlar. Gelsin. Nerede kaldı bu? Bu kadar zamandır. Benim arabam yok. Ay bu arabayı alıp gitti. Ay bu İstanbul'u bilmez ki. Kerem ben sana sorarım. Ben İstanbul'u avucumun içi gibi bilirim ya. Tut bak avuçlarımı. Bana böyle uzak durma ya. Bak uzun süredir kimse yok hayatımda. Ama ben istemediğim için yok. Çünkü ben gerçek aşkı arıyorum. Galiba sonunda buldum. Ben aşka inanmıyorum. Yani
Birbirini çok seven insanlar bile ayrılıyorlar eninde sonunda. Annemle babam gibi. Peki bana bir şey söylemeyecek misin? Geç oldu. Gidelim artık. Peki gidelim. Sevmişsin canım. Canından başlar şimdi sen, uyansana. Ne çabuk sabah oldu ya, günler mi kızalı? Ne ya? Öğrenciler neredeyse gelecek. Çabuk uyandırın şu turistleri. Hemen amirim, emredersiniz amirim. Sallanmayın. Çabuk yataklarla sıraları değiştirin. Sen nereye? Arabaya. Koş köpek, sen otobüse gideceksin. Nasıl otobüse gideceğim abla? Olmaz, ben de arabayla geleceğim. Soğuktan donarım, kurda kuşaya mı olur? Sen gideceksin otobüste, bu arabaya binemezsin. Arabayı çalarken düşünecektin onu, yallah. Ama abla... Ya... Abla ya... Yapsalardı abi. Şaşkına döndü adamlar. Ne kahvaltısı ya? Çıkın dışarıda bir yerde yapın. Ama abi bunlar spor yapmadan güne başlayamazlar. Toplu halde spor yapmaları lazım. Ya Şafakcığım, birazdan öğretmenler, öğrenciler gelecek. Hadi. Tamam abi, kızma. Hemen çıkıyoruz. Hurry up, hurry up. Let's go. Quick, quick, quick! Hadi, let's go! Tamam, hurry up! Hadi bağırın, hadi bağırın! Come on, come on! Hay Allah, keşke arabayı alsaydım onu. Hava da çok soğukmuş. Neyse aman, hadi. Hak ettin sen bunu köpek. Ayıp oluyor ama abla. Cevap hakkı doğuyor. Sus, cevap verme bana. Ayağı. Kerem, bu sensin. Köpek. Ho 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 ho. Ay sen nasıl bindin bu arabaya? Söyleyemem Afetciğim. Meslek sırrı. Aa, sen araba çalmayı meslek edindin demek ki. Bir dakika, ben sana sorarım. Bir dakika. Bir dakika. Sen demek ki meslek. Meslek edin mi bunu ha? Abla vurma ya. Kazık kadar adam oldum ben. Sen bana hayatın attığı en büyük kazıksın aslında. Ben okula geliyorum. Yoksa ben sana sorayım. Dur. Gideyim okula da ben sana sorarım. Benna. Ne bu kıyafetin otel kapıcısı gibi? Aman unutmuşuz ya. Neyi unutmuşuz? Şey şimdi Afet Hanım, kıyafetim. Benim şimdi bu kıyafet var ya. Mennan! Gene mi yıkadın önlüğünü? Ben mi? Ha! Önlüğümü yıkamışım abinim ya. Git çabuk ıslak mıslak giy önlüğünü. Okulda böyle gezme soytarı gibi. Soytarı amirim. Günaydın efendim. Eleman, boruya bak. Civciv öğretmen değil mi bu? Hatuna bak ya.
Her sene arabayı sıfırlıyor son modelinde. Yine ders verdiği bir ineği okul birincisi yapmıştı. Kızın. Günaydın hocam. Günaydın çocuklar. Ne hocam? Piyango mu çıktı en tahlili kuşundan? Hocam, bunun tekerlekleri akıllı mı? Senden akıllı oldu kesin. Çekin bakayım, çekin. Erkek öğrencilere beden dersinden ev ödevi vermek istiyorum. Ama ne vereceğime bir türlü karar veremedim. Ne dersiniz Kadriye Hanım? Evde takla atsınlar Bilal Hanım. Atsınlar atsınlar ama atıp atmadıklarını nereden bileceğim? Ya attık deyip de atmazlarsa? Geldi çaylar, ıhlamurlar. Peşin olsun markalar. Sen de haklısın. Parayı peşin alman lazım bu fiyata çay satarsan. Bunun fiyatında ne varmış? Afet Hanım, biz bu çayları Japonlara üç misline satıyoruz. Japon ne Japonu? Japonya'da diyorum bu çaylar üç misline satılıyormuş. Şu mis gibi çaylardan içmeyenlere doğrusu acıyorum, acıyorum. Öyle mi? Benim çayım seninkinden daha mis gibi kokuyor. Hem içerken insanın midesine de oturmuyor. O ne Hidayet hocam? Yoksa siz okula ya satış yollardan kaçak çay mı getiriyorsunuz? Evet. Bundan böyle kendi çayımı ve de şekerimi kendim evden getireceğim. Var mı diyeceğim? Ama yani bunun kanunen yasak olması lazım. Onu anlamadım ben. O yüzden size Amil Bey'e havale ediyorum. Ya ben de seni Allah'a havale ediyorum. Baskılar bizi yıldıramaz son tahlilde. Haklı direnişimiz sonuna kadar sürecek. Sağ ol Cumhur Hoca. Buyur çay iç. Halis Arap çayıdır. Benden bedava. Arkadaşlar Kopil de anasına öyle bir doğum günü partisi hazırlamalıyız ki hayatta unutamasın, tamam mı? Evet abi, evet. Arif, sen her şeyi hazırladın değil mi abi? Yani bir kaypaklık olmasın sonra. Ya oğlum sizde var ya hala beni tanıyamamışsınız ha. Oğlum ben verdiğim sözleri tutarım. Hatta vermediğim sözleri de tutarım. Ya beyler, ben de geliyorum değil mi? Tabii oğlum. Sen gelmezsen esprileri kim anlamayacak? Şşş beyler tamam dağılmayın. Akşam 8 gibi hep beraber Üsküdar iskelesinde buluşuyoruz. Tamam mı? Tamam. 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 Hadi. Hadi baş. Arkadaşlar, arkadaşlar. Sen de hoca geliyor. Deli bu. Kesin deli. Oturun arkadaşlar, oturun. Heh, bak sen de şurada tek başına oturan bir abi var ya, geç onun yerine otur, tamam mı çocuğum? Hadi bakalım. Sıramın dağınıklığının kusuruna bakma genç. Misafir beklemiyordum. Evet arkadaşlar, bu arkadaşımız Zeki. Kendisi benim şahsen ders verdiğim öğrencilerimden birisidir. Artı okul birincisi. Size de örnek olsun diye getirdim. Ne var hocam? Biz de istesek okul birincisi oluruz. Ha, evet. Yani. Madem bu kadar iddialısınız, görelim bakalım neler yapıyorsunuz. İddia mı dediniz? Varım hocam. Peki. Önce basit bir şeyden başlayalım. İlk soru üstlü sayılardan. Hocam, üstlü sayılar daha iyi diyorlar hocam. Jöle yüzünden beyinle kan gitmeyen birinden de ancak böyle bir espri beklenirdi zaten. Yazın bakalım. 2 üzeri a eksi 1 eşittir 4 ise a kaçtır? Bilen var mı? Söyle bakalım Zeki. 4 2'nin karesidir. Tabanlar eşitse üstler de eşittir. Bu yüzden a eksi 1 eşittir 2'den a eşittir 3. Ya da başka bir yolla da yapabiliriz. 2 üzeri a bölü 2 eşittir 4 ise içler dışlar çarpımından 2 üzeri a 8'e eşit olur. 8 de 2'nin 3. kuvvetidir. Tabanlar eşitse üstler de birbirine eşittir. Yani a eşittir 3. Aferin Zeki, otur. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bu soruyu kardeşimiz iki farklı yoldan yaptı.
Bahis problemleri üzerine hiç soru yok mu hocam? Ya da kiremit kırmakla ilgili? İşte gördüğünüz gibi küçücük bir kardeşiniz bile matematikte sizden kat kat ileride. Öğretmenim çok üstümüze geliyorsunuz ya. Sandığınız kadar aptal değiliz biz. Bakın da ideal öğrenci nasıl olunuyormuş görün. Öyle boş boş konuşmakla adam olunmuyor, öyle değil mi? Buyurun Mehmet Ali Bey. Sevda bacı. Hani bizim oğlan kolej sınavını kazanacaktı? Bu konuyu öğrencilerimin yanında konuşmasak diyorum. Konuşacak bir şey yok zaten. Dünya kadar para verdim size. Bir iki tokat atıp gideceğim. Alo, hop, ne oluyor? Ne oluyor? Aklınızı mı kaybettiniz beyler? Bir bayana tokat atılmaması gerektiğini öğrenemediniz mi bu yaşta? Sen ne diyorsun sualcıcı? Ne oluyor lan? Ne yapıyorsunuz lan? Kerem, iyi misin sen? İyiyim öğretmenim, iyiyim. Hayatta her şey sınav demek değildir öğretmenim. Üstü sayıları bilemeyebiliriz. Ama bir bayana tokat atılmaması gerektiğini bizim kültürümüz söyler. Çocuklar... Hocam! Geçmiş olsun Sevda Hanım. Geçmiş olsun Sevda Hanım. Bu faşist saldırıyı şiddetle kınıyorum. Çok üzüldüm, çok üzüldüm. Bu saldırıyı yapan erkek ırkından biri olduğu için ben de tüm erkekleri kınıyorum. Sağ olun Fidan Hanım ama o beğenmediğimiz erkek öğrenciler kurtardı beni. Aman canım, bekçi köpekleri de aynı şeyi yapıyor. Ne olmuş yani? Nerede o Sevda Hanım'a saldıran alçak serseri? Neredeyse çıktı karşıma lan! Huleyna amirim. Çoktan gittiler efendim. Öğrenciler kovmuş onları. Burası dağ başı mı kardeşim? Dağ başını duman almış amirim. Tamamdır abi. Bir kere de Afet Hoca öptü mü bir şeycin kalmaz. Oğlum, Kopil'e sürpriz doğum günü partisi yapacaksak akşam Kopil'in okula gelmesi lazım. Ama nasıl? Tamam abi ya. Ben onu oyalıyorum zaten. Benim telefonu verdim. 2 saattir 9 dakikalarla konuşuyor inek. Ben bir şey uydururum ha. Siz çaktırmayın. Arkadaşlar biliyorsunuz, bu hafta Cumhur Hoca'nın sınavı var. Evet, kesin bir şeyler yapmamız lazım. Yani edebiyattan çakarsak işimiz çok zor. Dert etmeyin be oğlum, buluruz bir çaresini. Ben buldum abi. Bu akşam okula girip Cumhur Hoca'nın sınav sorularını çalacağım dolaptan. Oğlum, iddia yapalım, ben çalayım soruları. Salak. Tamam beyler, her şey halledildi. Ortega bu akşam öğretmenler odasına girip tek başına soruları çalıyor. Tek başına olmaz. Tek başına olmaz. Benim böyle güvenebileceğim, cesur, yürekli ve atak ve telefon olmayan biri lazım. Ne var be? Ne? Kopil. Bu akşam benimle soruları çalmaya gelsene. Olur oğlum. Ne var bunda? Yapacağımız bir şeyse olur. Biz bir kere arkadaşımızın her daim yanında olmuşuzdur. Bravo Kopil. Evet. Bravo. Tamam o zaman abi, anlaştık. Anlaştık. Akşam saat tam 9'da öğretmen odasında buluşuyoruz. Buluşuyoruz. Dün akşam seni dışarı çıkardığım için ablam çok teşekkür etti bana. Benim için de değişiklik oldu ama seni sıkmıyorum inşallah. Yok canım, ne sıkması? Yani bilmem, sen hep dışarıdasın. Yanımda benden daha eğlenceli kızlar oluyordur mutlaka. Kızlar mı? Yemin ederim hayatımda senden başka kimse yok. Olmasını da istemem zaten. Bak, yalan söylüyorsan peşin peşin konuşalım. Yalan hayatta en çok nefret ettiğim şeydir. Yok vallahi söylemiyorum. İstersen şu gofreti öpeyim. Sen hayatımı o kadar çok dolduruyorsun ki bazen bana bile yer kalmıyor. Değil başka kızlara. Acayip turlarında. Ben şimdi onu gösteririm. Kerem. Merhaba Gamze. Utanmıyor musun lan? 2 dakika yalnız bıraktık diye beni boynuzladın hemen değil mi? Halbuki seni ailemle tanıştırmıştım. Hem de annem ne kadar çok sevmişti seni.
kim bu? Sevgilisiyim canım. Daha doğrusu sevgilisiydim. Ne diyorsun sen Gamze? Bu kaçıncı be? Bıktım senin bu oyunlarından. Şu saf kızları hayatımda kimse yok numarasıyla kandırmaya utanmıyor musun? Yarın gelip kapıma ağlarsın ama. Kerem? Yalan söylüyor. Lütfen inanma yani. Ne olur ona inanma Gamze. Rüya. Rüya. Bak, bak gördün işte. Adımı sayıklıyor. Kızım uzak dur bu çocuktan. Bak senin iyiliğin için söylüyorum. Rüya, Rüya lütfen bir saniye. Rüya lütfen. Gelme rahat bırak beni. Kızım sen benim başıma bela mısın be? Niye yalan söylüyorsun? Eski erkek arkadaşım karşısında beni rezil ettiğini unutmadım yer cücesi. Ne de olsa intikam soğuk yenilen bir yemektir. Amca, Rüya. Emmam! Neredesin çatlak kinebeci? Çatlak amirim, geldim amirim. Hemen sıraları çıkarın, yatakları hazırlayın. Emredersiniz amirim. Akşam için tostlar hazır mı? Evet amirim, akşam için kendilerimden tam 18 çeşitte kaşarlı tost yaptım müdürüm. Güzel. Hesapları çok iyi tutun. Ne yerlerse yesinler dolar olarak yazacaksınız. Dolar amirim. Vay 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 Marco Paşa personeli. Geldiniz demek. Bunları 5-10 dakika oyala. Çocuklar yatakları hazırlayacaklar. Tamam abi. Tamam. Ne o kaçıyor musun? Gitmem lazım işim var. Hadi hoşça kal. Eyvallah. Çek de Japonya da meşhur. Peki Mendan'a ne diyeceğiz? Ya idare et bizi diyeceğiz. O da takılır bizle pastaya kolaya. Şşş beyler, oğlum okulun ışıkları yanıyor lan. Mendan açık unutmuştur ışıkları. Tabii oğlum, yazık garibime. Ayşe Özgül'ü düşünmekten aklı bir karış havada geziyor. Kimse yok, kimse yok, kimse yok, kimse yok. Hadi beyler, hadi çıkarın pastayı. İçecekleri çıkarın, masayı hazırlayalım. Vaktimiz az, hadi. Beyler, şöyle etrafa balon falan koyalım. Yani en süslüsünden olsun. Tabii süsleyeceğiz, iyi olur. Bu ses ne lan? Boş verin oğlum, önemli değil. Mennandır, Mennan. Oğlum var ya, bu herif bahse girerim kendi kendine öğretmencilik oynuyordur ha. Neden oynasın ki? Masaya hazırlanınca ışıkları söndürüp öyle bekleyeceğiz, tamam mı? Ha beyler, unutmayın ha. Kopi geldiği zaman iyi ki doğdun kopi şarkısını söyleyeceğiz ona göre. Tamam. İyi ki doğdun kopi, iyi ki doğdun kopi, iyi ki doğdun, iyi ki doğdun, iyi ki doğdun kopi. Lan yumuk göz, bana bak yumuk göz, gözünü yuma lan, pörtet, pörtet benim gibi. Neymiş? Pört. Ha, aferin bak, ben kimim biliyor musun? Bülbül, bülbül neymiş? Bülbül. Aferin, ha bak dinle lan yumuk göz, dinle. Aç gözünü. Kekemeyim ben, kekeme. Neymiş? Kekememe. Lan, lan meme de, lan meme de. Tek meme de, kekeme lan yumuk göz. Kekeme. Ya Ayşe, seni seviyorum Japonca. Nasıl söylüyor ya? Bir sor bakalım ya. What's the meaning? How you say Ayşe, I love you? Ayşe wa anata no koto ga suki desu ka? Ayşe wa doko desu ka? Kanpai. 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 Dansa imasu ka? Dansai? Ha, dansöz. Şşş, baksana. Ha. Turistler dansöz var mı diye soruyorlar, bulabilir miyiz? Benim tanıdığım bir dansöz var. Zamanında çok paramı yemişti. Onu bulayım. Güzel. O zaman ben bunları alıp Marco Paşa'nın yemek odasına çıkıyorum. Sen dansözü kap getir. Yemek odası mı?
Öğretmenler odası canım işte. Come on, let's go up guys. Dansayı gönlüm. Dansayı başka, her şey başka. Oğlum süper bir doğum günü olacak. Öyle böyle değil oğlum. En afillisinden. Şşş, Leyla Kopil geliyor. Süzme, gel buraya, süzme, gel buraya. Sürpriz! İyi ki doğdun Kopil. Kim bunlar ya? Japon'a benziyor bunlar ya. Konnichiwa. Konnichiwa. Oğlum, okulu ninjalar bastı. Sakin olun, sakin olun, sakin olun. Hop, sizin ne işiniz var burada? Çatlak kiremitler size ya. Bizim mi? Mennan, biz Kopil'e böyle sürpriz doğum günü partisi düzenliyorduk. Şşş, Mennan, bizi idare edersin değil mi? Etmem, edemem. Hemen terk edin burayı, çabuk. İyi ama yarın müdür bey, Mennan okulda gece Japonlarla alem yaptı dersek sen ne diyeceksin? Müdür bey zaten haberi var. Hayır evet. Haber olmasın ha sakın. İşte tamam oğlum. Sen söylemezsen biz de kimseye söylemeyiz değil mi? Anlaştık değil mi Mennan? Madem öyle. Nasıl var? hadi şş, Japon arkadaşlar bizim bir arkadaşımızın doğum günü var. Hadi bari. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday yani. Happy birthday olayı. Hah, happy birthday diyeceğiz. Gelince, 1-2-3 happy birthday. Bu sefer vallahi Kopil geliyor, geçin yerlerinize. Işıkları kapat, ışıkları kapat. Işık. Kardeşim görüyor musun? Senin doğum günün için Japonya'dan özel turist ithal ettik be. Bir İlhan Mansız için geldiler, bir de senin için. Vay be. Oğlum çok adisiniz siz be. Duygulandırdınız beni ya. En büyük Kopil bizim Kopil. 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 Nerede kaldı bu çocuk ya? Hiç yapmazdı böyle. Neyse canım arkadaşlarımla eğleniyordur hadi. Ya bir şey olduysa? Yok. Öyle bir şey olsa arkadaşları arar söyler. Ya arkadaşlarına da bir şey olduysa? Kimsenin de telefonu yok ki bende. Dur ben Mennan'ı ararım okuldan. Bir iki tanesinin bir telefonunu biliyordur. Kerabet değil mi? Ha, Kerem, Kerem. O da burada, o da burada. Herkesler burada. Kimi ararsa burada ya. Sen de gel ablacığım, sen de gel. Ya. Hoppa! Hop. Kimdi bu ya? Sesini bir yerde tanıyorum ama. Ah, vay neyse. Caney, caney, caney. İşte meydane. Bir günün dostu. Neredesin haney? Neredesin haney?
abla değil, öğretmen. Eyvah, başlılık. Hepiniz evlerinize, ne? Sus! Öğretmen. Hepiniz evlerinize! Yani... Hepiniz evlerinize, saat 12 geçti. Yürüyün evlerinize, banka bakları sizi. Kopil'in doğum günü diye öğretmen. Ben yarın soracağım size, yarın soracağım. Yürüyün çabuk evlerinize, çabuk! Afiyet öğretmen. Duvar afiyet. Menlan, bana derhal müdürü çağır burayı. Peki öğretmen. Açınız, açınız! Sen benden habersiz ne işler çeviriyorsun bu okulda ha? Salak! Ne yapayım ben şimdi, ne yapayım? Ama abinim... Söz konuşma! Sus abinim. Akıllı sayaç bile senden akıllıdır, salak! Afet Hanım, Mennan memleketten akrabalarını yatıya getirmiş. Düşüncesizlik işte. Ne akrabası Amir Bey? Japon mu bunun akrabaları? Okulu otel haline getirmiş. Kaç para aldınız bu işten Mennan Efendi? Bu salak para da almamıştır bu işten Afet Hanım. Biz en iyisi bu konuyu kapatalım, daha sonra cezalandırırız bu eşeği. Kaç para aldınız? 1500 dolar efendim. 1500 dolar? Yok ya, nerede peki para? İşte burada. Ben o paraya hemen bir el koyayım, bunu hayra çevirelim. Okul için kullanırdık Afet Hanımcığım. Ben de öyle yapacağım zaten Amir Bey. Bu rezaleti okul için hayırlı bir hale getireceğim. Kütüphaneyi siz sevgili öğrencilerimin hizmetine açmaktan büyük şeref duyuyorum şerefsizim. Kitapsız bir toplum, balıksız akvaryuma benzer. Bu nedenle yeni kütüphanemizin okulumuza hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Thank you.